salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in. Estağfirullahal azim ve etubu ileyhim. Kâlallahu teâlâ fi kitâbihi kerîm, bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezîne âmenu, lâ tuharrimu tayyibâti mâ ahallallahu lekum ve lâ ta'tedû. İnnallâhu lâ yuhibbul mu'tedîn. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الرَّزِيمُ. Muhterem kardeşlerim, bugün inşallah yeni bir ders grubuna başlıyoruz. Bu derse fıkıh dersi diyelim. Hadis-i Şerif'te kitabımız bitmişti elhamdülillah. Bu dersler Hadis-i Şerif'teki gibi belki biraz uzun olmayacak. 15 dakika, 20 dakika olur inşallah. Konular daha kısa olur. Ama istifade bakımından daha fazla olacağını ümit ediyorum. Çünkü içinde yaşadığımız hayatın bizatihi telafara bu tür bilgilerle alakalı doğrudan her Müslümanı ilgilendirir. Günlük hayatımızda karşımıza çıkan Cenab-ı Allah'ın haram kıldıkları ya da kısmen helallarla alakalı inşallah dersler olacak. Dolayısıyla daha önemli bir ders inşallah. Kardeşlerimiz istifade eder. Allah-u Teala bizleri doğru söylesin inşallah. Yanlıştan muhafaza buyursun. İhlas ihsan eylesin. Samimiyet ihsan eylesin. Söylediklerimizle amel etmeyi fakire de cümle kardeşlerimize de nasip ve müyesser eylesin inşallah. Helal haram deyince aklıma bu önce ayet-i kerimeler geldi. Bu okuduğum ayet-i kerimeler Maide suresinde 87 ve 88. ayet-i kerimeler. Rabb-u Teala Celle Celaluhu buyuruyorlar. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, ey benim güzel kullarım, la tuharrimu tayyibati ma ahallallah. Bu kelimeler burada geçtiği için bu ayetleri seçtim. La tuharrimu, haram kılmayınız. Gerçi kendinizi mahrum etmeyiniz manası da bazı tefsirlerde verilmiş ama bu daha kapsamlı bir mana. La tuharrimu, haram kılmayın, haram etmeyin. Tayyibat, temiz şeyler, güzel şeyler. Cenab-ı Allah çok başka ayet-i kerimelerde veya buyurduğu gibi kullar için yaratmış olduğu Allah'ın nimetlerini, dünya hayatının güzel nimetlerini haram kılmayınız ki ma ahallallahu lekum, onları Allah Celle Celaluhu sizler için helal kıldı, serbest bırakıyor. وَلَا تَعْتَدُوا, aşırı gitmeyin. İnsanların tabiatında böyle bir sınırı tecavüz var, haddi tecavüz var. Bu noktada halal ve haram noktasında aşırı gitmeyin. Yani biraz sonra belki bunu biraz açalım inşallah. Ayetleri bitirelim, tekrar döneriz. اِنَّ اللّٰهَ, hiç şüphesiz ki Allah Celle Celaluhu لَا يُحِبُّ, sevmez. El-Muhtedin, aşırı gidenler. Yani helal olan bir şeye haram demek kötü bir şeydir. İnsanların dilleri alışmıştır. Ayet-i kerimede böyle buyuruyor. Helal olsun haram. Helalın da haramın da kaynağı Kur'an ve sünnet. Buradan çıkarılan müştehitlerimizin hükümleridir. Bir insan kendi kafasından haram koyamaz. Haramı koymak sadece Allah'a ait bir keyfiyettir. Kendi kafalarından haram koyanlar uluhiyet iddia ediyorlar dinle. Allah muhafaza buyursun. Aşırı gitmeyin. Allah aşırı gidenleri sevmez. Haramı helal demeyin, helala da haram demeyin. İkisi de tehlikeli. Biliyorsanız söyleyin, yapın. Bilmiyorsanız bilenlere sorun ya da kitaplardan okuyun, öğrenin, öyle yapın. وَقُلُوا يِيْنْ مِنْ مَرَضَ وَقُمُ اللّٰهُ, Allah Celle Celaluhu'nun sizlere rızık olarak yarattıklarından. Bu rızık olarak Allah-u Teala'nın yarattıkları halâdan, halâdır, tayyiban, tertemizdir. Dünyanın çoğu da böyledir zaten. Yani helal çok, saymakla bitmez. Haram belirli, sınırlı. Saymakla öğrendiriliyor. Yani Allah-u Teala bitkilerden zararlı olanları mesela haram kılmış. Bu afyondur, tütündür veya yeni zaman insana zehirleyen maddelerdir. Onun ötesinde her şey serbest. Ormana gidersiniz, meyveler görürsünüz. Bu helal mı haram mı diye düşünmenize gerek yok. Allah-u Teala haram kılmadı, her şey serbest. Yiyin için.
halal ve tayyip olacak. Tabi hayvanlardan herkese. Tayyip de insanın içine sinen, tabiatın hoş gördüğü, iğrenmediği, tiksinmediği varlıklar. Bu hayvanlar arasında Cenab-ı Allah domuzu zikrediyor. Bizatihi haram. Onun ötesindekilere habais kelimesi geçiyor. Habais insan fıtratının kabul etmediği, tiksindiği şeyler. Diyeceksiniz ki bu da yerinde göreceğiz inşallah. Yani cemiyetten cemiyeti değişebilir. Mesela bizim cemiyette, bizim toplumumuzda illengeç yetmez. İstakoz yetmez, deniz ürünleri. Ama bir kısım insanların tabiatlarına alışmış. Hanefi mezhebinde balığın dışında deniz ürünü yenmez ama diyelim ki Şafii'de yenir. Onlar da alışmışlar, yiyorlar o deniz ürünlerini ve bundan hiç efendim tiksinmiyorlar. Öyleyse bu tamamen insanlara bırakılır mı? Yok. Şimdi bir de onun beşerinin biz kabul ettiği nesneler var ki onları yiyen insanlar da var. Adam akrep yiyor, yılan yiyor, karıncayı kavur yiyor da televizyonda gördük. Efendim, zavallı maymunun kafasını kesip beynini tutup yiyor da vesaire ya. Demek istediğimiz, Allah bir Kur'an-ı Kerim'de açık seçip belirlenmiş, Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın muradını bizlere bildirir. O da mesela diyelim ki ehli eşek. Etini yemeyi bıraktırmış bize katırı. Ama yabani eşekler hakkında helallik var. Yabani eşekler zebralar yedir ama ehli eşek onu Peygamberimiz söylemiş. Kur'an-ı Kerim'de yok. Demek ki helal ve haram kılan Allah'tır. Peygamberimiz Allah adına konuşur. Mâyeti Kur'an-ı Kerim'e kendi kafasından konuşmaz. İn huve illa vahiy yuha. Neyi söylemişse Allah'tan aldığı bilgi vahiy ile söyler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onun için وَقُولُ مِنْ وَرَزَقَ قُولُ اللّٰهُ حَدَرًا تَيِّبًا Allah'ın sizler için yaratmış olduğu rızıklardan güzel güzel, temiz temiz yiyin bunlar. وَقْتَقُ اللّٰهُ Allah'tan korkun. اَلَّذِي اَتُمْ بِهِ مُؤْمِنِينَ Bu Allah ki Celle Celaluhu siz ona iman etmişsiniz. Helal-ı haramı o koyar, dini o gönderir, sınırı o çizer, bu sınırı aşmayın. Değerli kardeşlerim, ya eyyühellezine amanu derken biz müminleri kastediyor Allah Celle Celaluhu. Biz Allah'a iman etmişiz, Allah'ın buyruğu da bizim için emirdir. Bir şey söylerse, bize emrederse sevmeyene hava atalım. İşittik ve ona itaat ettik. Ufraneke Rabbana ve yüzeyken masir. Bazen böyle işitip de itaat edemediklerimiz olabilir, eksik itaatlarımız olabilir. Bundan dolayı da Cenab-ı Allah'tan mağfiret dileriz. Bizleri bağışlasın, kusuru olur yani. Ama buna iman ediniz. Onun için Cenab-ı Allah'ın haram kıldığı ayet-i kerimelerde, sahih sünnette bir kere tespit edilmişse Müslüman buna iman edecek. Bu imanda sevap kazanır. İçki haramdır. İman ettik. İçmedik. Bundan sevap kazanırız. Hiç aklımıza gelmez bize. İçseydik ne kadar günah kazanacaksak Allah için içmediğimizden dolayı o kadar sevap kazanacağız. Bunlar beleşten gelen sevaplardır inşallah. Hırsızlık yapmayın diyor. Yapma. Öyleyse burada bir sevap kazanacağız. Emirler yerine getirildiği zaman sevap oluyor da niye yasaklar kaçınıldığı zaman Allah için sevap olmasın? Dolayısıyla bu haramlardan bize negatif öyle sevaplar gelecek ki. Allah neler de bu kul ise bizden itaat bekliyor. Haram kılıyor, helal kılıyor. Ve Allah'ın haram kıldıklarını helal kıldıklarını haram saymamamızı bize beyan ediyor, sınırı aşmamamızı beyan ediyor. Yani bunun her ikisi olabilir. Bazen haram olur, haramı adını değiştirir, hile-i şer'iye getirip yenilir, bu haramlıktan çıkar mı? Çıkmaz. Helalı haram saymak ne kadar tehlikesiyse haramı da helal saymak o kadar tehlike. Her ikisi hususunda bu bir sınır tecavüzü, Cenab-ı Allah'ın muradının hilafına hareket etmek kul için bir hıyanettir, azap vesilesidir. Allah Celle Celaluhu aşırı gitmemizi beğenmiyor. İyin için, bu bütün mahlukat siz için yaratılmış. Yani bu güzellikler Müslümanlar için, kafirler de Müslümanların yüzüstüğü hürmetine bunu yiyorlar.
Haram, Cenab-ı Allah'ın kesinlikle yasakladıkları şeylerdir. Kur'an'da mütevatir sünnet ya da sahih sünnette Allah bunları kesinlikle yasaklıyor. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim, Allah'ın kitabı ve Peygamberimizin iki noktası çok önemli. Birisi bize kadar gelişi, Kur'an ve sünnet olmasını bilmemiz. İkincisi manasının açık seçik belli olması. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in Allah kitabının bize kadar gelmesinde, bize intikal etmesinde hiç şaka şüphe yok. Binlerce insan ezberden, milyonlarca matbaada kitapları basılı bize kadar geliyor değil mi? Şu önümüzde kitabın Allah kelamı olmasında hiç şüphe yok. Onun için burada var olan bir şey, subutu, varlığı hakkında tereddüt yok. Olsa olsa şurada tereddüt olur. Manasını anlama noktasında. Allah böyle buyuruyor. Acaba bundan muradı nedir? Maksadı nedir? Alimler, Arap dili, Peygamberden kendisine gelen rivayetler ya da başka sebeplerle o ayete mana verirken birbirinden farklı manalar verebilirler. Bu da mezhepler arasındaki farktır. Hanefi mezhebi haram kesinlikle, bunun bir altında harama yakın ama zan ifade ediyor. Kesinlik ifade etmiyor, bir yasaklama varsa, bir şey terk edilmesi varsa bunu da mekruh demiş. Mekruh da tahrime mekruh, harama çok yakın, tenzihle mekruh, helala yakın diye hikaye etmiş. Şimdi hadis-i şeriflerin bize kadar gelmesi hakkında da bir hadis-i şerif bize kadar sağlam gelmesi incelenebilir. Sahih olmayabilir. Zayıf hadis olabilir. Ya da hadisler kendi arasında işte bu detaylı bilgileri pek girmek istemiyorum ama efendim hadis-i şerifin sağlamlığı, sıhhati hakkında sahih hadis, hasen hadis, zayıf hadis diye üç ayrıdır. Bize kadar gelişinin güçlülüğü hakkında mütevatir hadis, meşhur hadis, ahad hadis diye yine üç ayrıdır. Mütevatir yalan söylemesi mümkün olmayacak kadar çok kalabalık insanlar, aktara aktara bize hadis diye gelen bilgilerdir. Ya da bize de tabi kitaplara yazılan yazıya geçtikten sonra bize gelmesi kolaylaşmış olur. Şimdi böyle hadis-i şerifler bize bir şeyi emrettiği zaman yaparız, bize bir şey yasakladığı zaman kaçınırız. Bu din olarak itikadı bile tespit edemiyor. İtikad mütevatir hadislerin bildirdiğine göre iman esasları alınır. Yani akaidde de bu hadisler kullanılır. Bunun ötesindekiler akaidde kullanılmaz. Meşhur hadisler çıkışında mütevatir değil. Sahabe tabi daha sonraki nesillerde mütevatir kadar meşhur olmuş böyle. Çok ravi rivayet etmiş. Ahad da bir kişinin ya da iki kişinin bir iki kişi böyle rivayet etmesidir. Sahihlik o ayrı bir konu. Hadis-i şerifin sahih olması hem adalet hem de zat bakımından incelenmiş. Hadis usulü ilminde bunlar açıklanır. Nedir o? İşte bu hadis-i şerifi bize kim getiriyor? Peygamberimizden sahabe duymuştur değil mi? Başka bir sahabe aktarmıştır. Sahabeyi gören Müslümanlara tabi denir. Hocaları, sahabiler, öğrencileri, tabilere aktarmıştır, hadis söylemiştir. Onlar kendisinden sonraki gelen hocalara hocalık yapmış, üstadlık yapmış. Estağfurullah, kendisinden sonra gelen nesillere üstadlık yapmışlardır. Aktarmışlardır, tabi bu arada yazıya da geçiyor hadis-i şerifte diyorlar. Bu hadis-i şerifi bize aktaran adamların hepsinin hayatı incelenmiştir. İslam dünyasının dışında böyle bir ilim yok. Bu ilim Müslümanlara mahsus, orijinal, çok mübarek, çok hoş bir ilimdir. Peygamberimizin ağzından duyan söz, kitaba gelinceye kadar aktaran insanların hepsinin hayatı zapt edilmiş. Eğer bir tanesi bilinmiyorsa, bilinmiyor denmiş ve o hadis alınmamıştır. Bu adam nereden hayatı incelenmiş? Hem akıl bakımından duyduğunu güzel duyup aktarabilir. Çünkü değil mi? Duyduğunu anlayıp aktarabilmek bir marifettir.
Dindarlığı nasıldır? Dindar bir insan mıdır? Adalet diyoruz biz buna. Açıkta günah işleyen fasık bir adamın sözü kabul edilmez. Hem akıl, hem ahlak, dindarlık açısından insanlar, binlerce insanlar incelenmiş ve kitaba geçmiştir. Ne kadar hoş bir söz, hoş bir durum. Böyle adalet ve zat bakımından tam notlanmış olan sahabilerden sonra nesiller, sahabilerin hepsi bize göre adaletlidir. Güzel insanlardır. Onların dindarlığı tartışılmaz. Ondan sonra gelenler adalet ve zat bakımından incelenerek geçerli not alırsa rivayet ettiği hadisler alınmış. Böylesi insanların anlattığı hadisler sabittir. İşte burada ne kadar bir zayıflık varsa ona göre hadis-i şerifler hasen ya da efendim zayıf durumuna düşebilir. Genellikle fıkıh ilminde sahih hadisler kullanılır. Bazen zayıf hadisler kullanılmışsa ya bunun zayıf olduğu bilinmiyordur veya başka bir hadisin sahih yolu vardır. Müştehitlerimiz onu öyle almışlardır. Tabi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün hadisleri bize gelmemiştir. Nitekim imamlardan 1 milyon hadisi şerif ezberinde olan var. 600 bin ezberinde olanlar var. Bu insanlar bile mesela milyonlarca hadis ezberinde olan senediyle beraber, metniyle beraber. Yani hem Peygamberimizin sözü hem de onu aktaran bütün adamların isimlerini tek tek ezberinde olan insanlar. Bu kitapların en büyüğü Ahmed bin Hanbel'in müşteridir. 40 bin küsur hadis var içerisinde. Gerisini kitabına yazmamış. İmam Buhari'nin böyle hadisleri var ama kitabında 4 bin küsur hadis-i şerif var. Gerisini yazmamış. Bize kadar ulaşan hadis-i şerifler tabii ki Peygamberimizin bütün konuştukları değildir. Ancak bir kısmı bize kadar gelmiştir. Şimdi helal ve haram buralardan çıkar. İslam alimleri, büyük müştehitler, 4 mezhep başta olmak üzere müştehit alimlerimiz bu helal ve haramı buralardan almışlardır. Allah'ın kesinlikle yapılmasını yasakladığı, reddettiği şeylere haram demiş. Cenab-ı Allah'ın kesinlikle yapılmasını istedikleri farzdır. Eğer bu kesinlikle bir zan ifade olursa vacip olur Hanefiler. Peygamber Efendimiz'in Allah'a bir etmemiyor ama Peygamberimiz kendisi yapmıştır. Özellikle ibadetler cihazında sık sık devam etmişse, bazen de terk etmişse bunlara müekked sünnet deriz. Çoğu zaman terk etmiş, bazen de yapmışsa buna da gayri müekked sünnet deriz. Bunun da gayri müekked sünnetlerin başkanı da var. Nafile denir, müstahap denir, edep denir. Bu kavramlar bu derslerde zaman zaman geçecek. Demek ki farz Allah'ın kesinlikle emrettiğidir. Haram kesinlikle yasakladığı, terk edilmesini istediğidir. Allah'ın istediğinden dolayı farzı ve haramı inkar eden kesinlikle dinden çıkar. Farz olsun ya da haram olsun Cenab-ı Allah'ın kesinlikle bize emrettiği ya da yasakladığı bir hususu inkar eden dinden çıkar. Emri yerine getiren farzı da emri yerine getiren ki farzdır, sevap kazanır. Haramı terk eden terk emrini yerine getirdiği için yine sevap kazanır. Allah'ın emrini yerine getirmeyen isyan etmiş olur. Fasık, facil olur, günahkar olur. Allah'ın terk edin diye emrettiğini yerine getirmeyerek, terk etmeyerek işleyen, yapan günahkar olur, fasık olur, facir olur. Ama inkar etmediği için dinden çıkmaz. Bunlara tövbe, istiğfar ve kaza lazım gelir. Vacip bir de amel etmesi bakımından farz gibidir. Yani bir şey vacipse aynen farz gibidir. Yerine getiren sevap alıp terk eden günah işler. Peki farzlar farkı ne? İnkar eden dinden çıkmaz. Dinden çıkmaz ama bid'atçı olur. Bu da başka. O bakımdan Cenab-ı Allah'ın helal kıldıklarına haram denmez. Haram kıldıklarına da helal denmez. Bu noktada din aşılmaz. Din hayatı çekilmez hale getirmemiş. Bilakis
yasaklanmayan her şeyi Allah-u Teala mübah olduğunu ifade ediyor. Ben bir mübah kurduğum bir maraza kakumullahu halakam tayyem. Allah'ın sizler için çıkartmış olduğu şu dünyadaki güzellikleri, nimetleri temiz olarak, tayyip olarak yiyin. Yiyinden maksat kurların istifade edin de çıkar. Her şey yenmez değil mi? Para yenmez ama harcanır. Onunla mal satın alınır işte. Kimi maldan yenilir, kimisi koltuk alırsın. Efendim üstüne oturuyorsun, bu da para yemektir. Para yemek manasında bu da bu içinden girer yani. Onun için Allah-u Teala bizim için yaratmış bu kainatı. Bazılarını bir sebebi var yaratmış. Hiçbir şeyi Allah boşu boşuna yaratmamış. O sebepleri biz biliriz. Onun da bir faydası vardır. Allah bizi haramlarla imtihan etmektedir. Biz Allah'ın kuluyuz, imtihan eder. Şunu kabul etmek lazım ki, helal ve haram kılan Allah Celle Celaluhu'dur ama bunu yaparken kulların menfaatini düşün. Nedir haram? Araştırın. Yiyecek içeceklerden anlatacağız işte. Haramları var. Ziraatta, ticarette, işte, memuriyette helal haramlar var. İşte sosyal hayatta helallar var, haramlar var, insan ilişkilerinde. İncelerseniz hepsi de kulun menfaatlarınız. Haramlara ve helallara dikkat ederek yaşayan insan huzurlu olur, mutlu olur, zengin olur, müreffah olur, bahtiyar olur. Kibar yaşar. Bu dünyada da sağlık, sıhhat, mutluluk içerisinde. Barış içerisinde, huzur içerisinde yaşar. Demek ki Cenab-ı Allah helal haram kılarken bizim menfaatimizi düşürmüştür. Biz bunları yaşarsak kendimiz mutlu oluruz. İşler edersek Allah'a hiçbir zarar gitmez burada. Cenab-ı Allah'a hiçbir zarar veremeyiz. Bütün dünyanın insanları işler etse Cenab-ı Allah'a hiçbir zarar veremez. Demek ki helal ve haram Allah-u Teala bizim menfaatimiz için helal ve haram kılmıştır. İşte adam öldürmek haramdır. Yeryüzünde bir akıllı adam var mı? Hüsnüz yere, masum yere insan öldürmeye iyi diye. Hepsi böyle değil tabi. Bazen de kafalar karışıyor. Herkes ona haram bize göre çirkin bir şeydir. Pistir, tehlikelidir, zararlıdır. Muhakkak kaçınmak lazım yani. Zina haramdır. Bize göre pistir, tehlikelidir, zararlıdır, ahlaksızlıktır. Kaçınmak gerekir. Ama bu sefer bütün insanlar böyle düşünür diyemiyoruz. Öyle insanlar çıktı ki şimdi zina ayıp da değil, suç da değil. İnsanlar karşılıklı cebir yoksa, şiddet yoksa, zorlama yoksa, zorla tecavüz yoksa, gönüllü birliktelik yaşıyorlarsa bunun neresi çirkin diyor adam. Kafalar gidiyor ya. O bakımdan Müslümanla kafirin ya da fasıkın ayırt ediniz notalardan bir tanesi. Bu haramlar özünde pislik, özünde zarar olduğu için haram kılınmış. Bazı şeyler böyle doğrudan haramdır. İşte doğrudan haram. Bazen de haramlar aslı iyidir, aslı güzeldir, helaldir. Fakat kazanma yönü, elde ediş yönü bakımından haramdır. Nedir? Ekmek helaldir, su da helaldir. Ama başkasının ekmeğini çalarak ya da gasp ederek ya da hileyle yemişseniz bu haramdır. Aslında ekmek haram değil. Dolaylı yolu değil mi? Kazanması cihetinden haramdır. Burada ligayriyi haram dedik. Değerli kardeşlerim, haram belledildiğinde helal da bellidir. İkisinin arasında zaman zaman şüpheli şeyler olabilir. İnsanlar bu şüpheli şeylerden kaçınırlarsa dinlerini korurlar, ırzlarını korurlar, haysiyetlerini korurlar. Haram çok az sayarsanız. Helal çok. Cenab-ı Allah'ın ve Peygamber Efendimiz'in belirtmediği hususlar genellikle helaldırlar. Dikkat edeceğimiz bir nokta, Allah'ın haram dediğine kimse helal diyemez, helal dediğine kimse haram diyemez. Yani geçenlerde yine bir sohbette demiştim. Zina etmek
Ayıp değil, suç değil diyor. Birisini zina ederken götürseniz, mahkemeye verseniz adı var. Dilekçeyi kabul etmez hocam. Kardeşime bak, zina haram değil dedi. Ya da benzeri şeyler, içki içmek haram değil, alıp satmak haram değil. Der adam, sosyal hayatta dükkan açmış, içki satıyor. Allah kurtarsın, ne diyelim. Bir de oraya yazmasın mı? Erdoğan doğru Allah diye, rızık Allah'a işi. Rakı satıyor, şarap satıyor, oraya da yazmış Arapça. Erdoğan Allah diyor. Allah ıslah eylesin, ne diyelim. Şimdi bir adam, bir yetkili, bir devlet, isterse devletler arası hukuk bize zina suç değildir desin hiç fark etmez. Bizim için Allah'ın emri geçerlidir. Bize göre o suçtur. Ondan da kaçınmak gerekir. Bize göre içki haramdır. İçmek bize göre suçtur. Ondan kaçınmak gerekir. Bütün dünyanın insanları bir araya gelse bizim bu inancımızdan döndüremezler. Bu bir imandır. Bu çağ şunu da söyleyelim. İnsanların dinine, imanına karışılmaz da sorgulanmazdır. Bir adam nasıl inanıyorsa öyle yaşasın. Kardeşim biz de böyle inanıyoruz. Bu noktada bizim sıkıştırmak, cezalandırmak, bu da zaten din ve vicdan özgürlüğüne aykırı bir tutum. İnsanlar dinlerinde öldürürler. Değerli kardeşlerim, harama muhtaç etmeyecek kadar helal var sözü bile doğru değildir. Çünkü demin söyledik, haram çok az, helal sayısız. Bir şey harama götürüyorsa, harama götüren sebepler de haramdır. Kötü ve zararlı bir şeyi önlemenin en makul ve kesin yolu sebepleri ortadan kaldırmak. Zina suçsa, zinaya götüren yolları da ortadan kaldırmak lazım. Haramı hile ile yemek değiştirmez. Adını değiştirerek yemek değiştirmez. İyi niyet değiştirmez, haramı helal kılmaz. Ulu Cami'nin cilesinde oturuyorduk. Bir adam geldi, rahmetli Ali Parlak hocamız sağdı o zaman. Orada imamlık yapıyordu. Ona bir soru soruyorum. Hocam diyor, yıllar oldu buna. Milli Piyango'dan öyle müthiş bir para ikramiye veriyorlar ki diyor. Bu beş vakit namazdı, kibar bir Müslüman. Ama işte kibarlı biraz az dinini öğrenmemiş, cahil bir Müslüman. Ben diyor, Allah biliyor haram yemem. Fakat bir bilet alsam, bu ikramiyede bana çıksa, ben bununla cami yaptırsam, Müslüman talebelere yurt yaptırsam, hepsine yeterim, öyle para veriyorlar diye. Bu niyetle bunu alsam olur mu hocam diyor. Hocam da biz de tevhidiydik buna. Olur mu? İyi niyetli bak. İyi niyetli. Para kazanacak oradan. Müslümanlara yardım edecek. Dinin böylesi pis paralara da ihtiyacı yok aslında. Değerli kardeşlerim, haram bir şeyi ortadan kaldırır. O da nedir? Zarurete düşer olursa bir insan. Hayatta bazen böyle zaruretler başa gelir. İşte adam 24 saat bekle diyecek bir şey bulamadı. Orada bir başkasının malı var ya da bir leş var. Yiyebilir. Demek ki insan darda kaldığı zaman, sıkıştığı zaman ruhsat veriyor Allah-u Teala. O zaman onun haramlıkları kalkar. Şimdi biz bu ilk dersimiz bir giriş olsun diye sözü biraz uzattık. Bazı kaideleri söyledik. Bunların hepsi zaman içerisinde tekrar edilecek inşallah. Ben de böyle bir mukaddime olsun, bir başlangıç olsun diye söyledik. Bundan sonra önce bir yiyeceklerden, içeceklerden, sonra giyeceklerden neler haram olur. Kısa kısa bunları görmeye çalışacağız. Dediğimiz gibi bu dersler hadis dersleri gibi olmayacak. Daha kısa sürecek inşallah. Sanırım 15 dakikayı ayarlamaya çalışacağız. Allah-u Teala muvaffak eylesin inşallah. Şu tanrı'nın üstüne bu dizilerde olmaya sıkma. Ve selamun aleyhi ve sellem. Ve elhamdülillahi ve elhamdülillahi ve elhamdülillahi.